İnternetten tanıştığınız bir insan başınıza en kötü ne getirebilir? Sonuçta günümüzde sosyalleşme kavramı oldukça değişti ve sosyal medya artık hayatlarımızın merkezine oturdu. Nicolas Otero 2020 yılının Şubat ayında Snapchat uygulamasından Annabella isminde bir kızla tanıştı. Fakat bu tanışma onun için karanlığın başlangıcı olacaktı. Videoya başlamadan önce hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. 20 yaşındaki Nicolas Otero her zamanki gibi sıradan bir şekilde sosyal medyada dolaşırken kullandığı Snapchat uygulamasından kendisine bir mesaj yollandığını gördü. Mesajı gönderen kişi Annabella Ducus adında 18 yaşındaki genç bir kızdı. Nicolas Annabella'nın güzelliğinden etkilenmiş ve onunla sohbet etmeye başlamıştı. Sohbetleri oldukça iyi ilerliyordu ve Annabella onunla şahsen tanışmak için buluşmak istediğini söylemişti. Nicolas böylesine güzel bir kızın kendisiyle tanışmak istediğini görünce oldukça heyecanlanmış ve teklifi kabul etmişti. Fakat daha önce Snapchat'ten kimseyle tanışıp buluşmadığı için biraz tedirgindi. Annabella evinin bulunduğu konumu yolladıktan sonra elbisesini tarif ederek arabayla kendisini almasını istemişti. Kırmızı Lexus marka aracına binen Nicolas, buluşma yerine vardığında ise Annabella'nın fotoğraflardan çok daha güzel olduğunu görünce oldukça heyecanlanmıştı. Birlikte arabaya binerek daha yakından tanışıp muhabbet kurabilmek için bir parka oturdular. Fakat Nicolas kızla konuşmaya başladıkça bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başladı. Çünkü Annabella ona sürekli yanında ne kadar parası olduğunu, değerli eşyalarını nerede sakladığını ve yanında bir silahı olup olmadığını sorarak oldukça garip bir muhabbete giriyordu. Ayrıca sürekli telefonla oynayarak konuşulanları kaydedip başkasına yolluyor gibi gözüküyordu. Bu davranışların sonucunda Nicolas rahatsız olarak buluşmayı sonlandırıp eve gitmesi gerektiğini söyledi. Arabasına ulaşmak üzere yola çıksa da parktan çıkacağı sırada başka bir araba karşısına çıkarak yolunu kesti. İçeriden çıkan üç maskeli adam arabadan inerek silah ve bıçaklarla Lexus marka aracın camlarını kırdılar. Sonrasında Nicolas'ı tartaklayarak arabadan çıkardılar ve üzerindeki bütün değerli eşya da aldılar. Bu sırada genç adam her ne kadar kendisine yardım etmesini umarak etrafta Annabella göz gezdirse de kimseden bir iz yoktu. Bu anda aklında şimşekler çakarak kızın kendisini tuzağa düşürdüğünü anlamıştı. Nicolas yalnız bir şekilde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyordu ve bu kabusun bir an önce bitmesini dileyerek arabasına kadar her şeyini soygunculara teslim etmişti. Bu şekilde soyguncuların hayatını bağışlayacağını umsada, onların başka planları vardı. Daha fazla para istiyorlardı ve bu parayı almak için de Nicolas'ı eve gitmeye zorladılar. Evde abisi Elias ve diğer iki kardeşi bulunuyordu. Eve vardıklarındaysa soyguncular Elias'ı görüntülü bir şekilde arayarak kardeşinin kafasına doğrulttukları silahı gösterdiler. Kardeşinin hayatı karşılığında $1000 getirmesini istiyorlardı. Elias kardeşini o halde tehlike içinde görünce şok oldu. Küçük kardeşini çok seviyordu ve onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapardı. Ruhsatlı silahını alarak dışarıya doğru çıktı ve maskeli adamlara kardeşini bırakmalarını yoksa tetiği çekeceğini söylemişti. Fakat soygunculardan biri ona ateş ederek birkaç kez vurdu. Nicolas abisinin düştüğünü görünce dehşet içinde çığlık attı ve kendisini kaçıranların elinden kurtulmayı başararak abisinin yaralarına baskı yapıp yardım etmeye çalıştı. Ancak yapabileceği hiçbir şey yoktu. Soyguncular paniğe kapılarak arabalarını ve çalıntı eşyaları bırakarak farklı yönlere doğru kaçmaya başladılar. Elias'ın kız kardeşi ambulansı arasa da artık her şey için çok geçti. Abisi artık ölmüştü. Kardeşler annelerini arayarak olayı bildirdiler. Anne Alicia hızlı bir şekilde olay yerine geldi ve dehşete kendi gözleriyle tanık oldu. Aile yaşanan bu olayla yıkılmıştı ve tek istedikleri olayın faillerinin bulunmasıydı.
Elias 24 yaşındaydı ve diğer 4 kardeşin en büyüğüydü. Birkaç yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapıyordu. Fakat posta hizmetlerinde daha iyi maaş veren bir iş bulmuştu. Bu yüzden görevinden ayrılacaktı. Aynı zamanda kendisine yeni bir ev tutmuştu. Çünkü yakın zamanda sevdiği kadınla nikah kıymak üzereydi. Ama hayatı hiç beklemediği bir şekilde son buldu. Polisler olay yerine geldiğinde 3 tabanca ve bir tüfek bulunmuştu. Nicholas hala şoktaydı ve gözle görülür bir şekilde sarsılmıştı. Abisinin başına gelenlerden dolayı kendisini suçluyordu. O randevuya gitmeseydi abisi hala hayatta olacaktı. Kendisine lanetler yağdırsa da abisine bunu yapanları bulmak için memurlarla konuşmak zorundaydı. Olaya dair sorulan sorulara cevap vermeye çalışarak çıktığı randevu hakkında her şeyi anlattı. Annabella'nın kendisine sorduğu tuhaf sorulardan ve sonrasında yaşananlardan detaylı bir şekilde bahsediyordu. Polisler bu bilgiler ışığında direkt harekete geçerek kızın Snapchat hesabının izini sürmeye başladılar. Annabella olay yerinden korkmuş ve masummuş gibi yaparak Nicholas'a mesajlar atmaya devam ediyordu. Mesajlarında "İyi misin? Ben kaçtım ve korkudan hala kaçıyordum." demişti. Fakat memurlar Annabella'nın cep telefon verilerini elde ederek sinyalleri takip etmeyi başardılar. Sinyaller önce Alvarado Parkı'nı, sonrasında olay yerini gösteriyordu. Son olaraksa Adrian Avila adındaki genç bir çocuğun evinde görülüyordu. Polisler Adrian'ın telefon sinyallerini de takip edince Annabella ile aynı konumlarda bulunması bu olayın planlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyordu. 18 yaşındaki Adrian Avila ve Annabella Dukes sevgililerdi. Polise göre organize bir şekilde soygunlar düzenleyen bu çete, Annabella sayesinde sosyal medyadan kurbanlar buluyor ve sessiz yerlerde buluşma düzenledikten sonra kurbanları tuzağa düşürerek soygun yapıyorlardı. Polisler soruşturma sırasında Annabella'nın telefonundan konuştuğu başka kişileri de tespit etmişlerdi. Hatta Nicholas'ın başına gelenlerden bir gün önce yine aynı şekilde bir kurbanla Alvarado Parkı'nda bir buluşma düzenlenmiş ve adamın arabasıyla birlikte değerli eşyalarını da çalmışlardı. Yani taktik hep aynıydı. Sonraki gün Nicholas'ı soymaya da bu arabayla gelmişlerdi. Yaşananların gün yüzüne çıkmasından sonra polis Annabella'yı ve diğer suç ortaklarını bulmak için arama başlattı. Fakat kendilerinden haber alınamıyordu. Aile suçluların bulunması için Crime Stoppers adındaki bir topluluk programından yardım istemişti. Bu topluluk suçluların bulunması için anonim bilgiler sağlayan insanlar sayesinde bu tip vakalara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden kendilerine Annabella ve diğer suç ortakları hakkında bilgi sağlayan insanlara 2500 dolarlık bir ödül vereceklerini ilan etmişlerdi. Annabella ve sevgilisi Adrian yaklaşık bir ay boyunca kaçtıktan sonra 2021 yılının Aralık ayında kendileri teslim oldular. Cinayet, adam kaçırma, silahlı soygun ve delil karartma gibi bir sürü suçtan yargılanacaklardı. Fakat Annabella kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyordu. Kendisini bu işe Adrian'ın zorladığını ve kabul etmezse kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini iddia ediyordu. Ancak bir süre sonra daha fazla dayanamayarak bir itiraf anlaşması düzenledi. Bu anlaşma neticesinde insanları parka çekmek için sosyal medyayı kullandığını itiraf etti. Mahkeme kendisini silahlı soygun ve komplo kurma suçundan dolayı yargılasa da itiraf anlaşması sayesinde sadece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adrian Avila kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Diğer iki arkadaşının mahkeme süreci hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Adrian çıktığı mahkemede oldukça komik bir ceza almıştı. Yargıç Adrian'a yöneltilen delilleri yeterli bulsa da sadece ayağına GPS kelepçesi takılarak sokağa çıkma yasağı verdi. Yani Adrian evinde serbest bir şekilde cezasını çekecekti. Adrian cinayetin ve soygunların baş şüphelisiydi. Hatta silahı ateşleyen kişi bizzat kendisiydi. Bu yüzden hakimin bu kararı New Mexico'da oldukça fazla tartışma başlattı.
İnsanlar kanunların suçluları caydıracak kadar kuvvetli olmadığını ve yaşı küçük insanların kanunlardan korkmadığı için bu suçları işlediğini savunuyorlardı. Nitekim 2022 yılında Albuquerque'de 120 cinayet işlenmiş ve bu cinayetlerin çoğu da genç yaştaki insanlar tarafından gerçekleştirilmişti. Bu vaka hem kanunların caydırıcı olmasının ne kadar önemli olduğunu hem de sosyal medyadan tanıştığımız insanlara karşı daha temkinli olmamız gerektiğini gösteren önemli bir vakaydı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.